Denklemine göre 25 gramlık magnezyum nitrür örneğinin yeterince su ile tepkimesinden açığa çıkan amonyak gazı 273 santigrat derecede 5,6 litrelik sabit hacimli bir kapta 1,6 atmosfer basınç yapmaktadır. Buna göre magnezyum nitrür örneğinin saflık yüzdesi kaçtır? İdeal gaz denkleminden P çarpı V N R T bağıntısından Basınç 1,6. Hacim 5,6. Mol sayısını bilmiyoruz. R 22,4 bölü 273 çarpı 273 santigrat derece Kelvin cinsinden 546'dır. 273'e böldük 2. 5,6 5,6 4. 4 çarpı 2 8. 8'e böldük 0. 2. Mol eşittir buradan 0,2 mol. Bu amonyak gazının mol sayısıdır. 2 kat sayısında 0,2 mol oluşmuş ise 1 kat sayısında 0,1 mol magnezyum nitrür tepkimeye girmiştir. Magnezyum nitrürün MA'sı Mg3N2 3 çarpı 24 artı 2 çarpı 14'ten 100'dür. Burada tepkimeye giren kütlesi mol çarpı MA'dır. Mol sayısı 0,1, MAsı 100, 10 gram magnezyum nitrür tepkime girmiştir. 25 gramın yüzdesi yani 10 gram tepkime giriyor. Yüzde yüzü 25 gram ise yüzde kaçı 10 gramdır. Buradan 100 çarpı 10 bölü 25, 100'e 25'e böldük 4, 25'e böldük 1, 4 çarpı 10'dan yüzde 40'tır. Doğru cevap B seçeneği olur. Oda koşullarındaki 0,2 molar 100 ml HA zayıf asit çözeltisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. pH'sı 3'tür. HA'nın iyonlaşması HA H artı A eksi Başlangıçta 0,2 molar. Ne kadar yoğunlaştı bilmiyoruz. Eksi x artı x artı x. Kurulan dengede 0,2 eksi x x x. Buradan ka eşittir. Ürünlerin derişimi x çarpı x bölü 0,2 eksi x. Bu x ihmaldir. Ka ise 5 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. Buradan x kare eşittir 10 üzeri eksi 6. Her iki tarafın kare kökü alınırsa x 10 üzeri eksi 3 molar. Burada x dediğimiz hidrojenin derişimidir. Hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 3 molar ise pH'sı 3'tür. Birinci ifade doğrudur. 2. İyonlaşma yüzdesi 0.5'tir. Yüzde yüzü 0.2 molarmış. Bunun 10 üzeri eksi 3 moları iyonlaşıyor. O halde bu yüzde kaçtır? Buradan 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Eksi 1 eksi 1 gitti eksi 2. Eksi 2 ile 100 gitti 1 bölü 2 o da 0 5'tir. İkinci ifade de doğrudur. 3 0 1 molar 200 mililitre KOH çözeltisi ile tam nötrleşir. Potasyum hidroksit HA ile tepkimesinden K, A ve H, 2, O oluşur. H, A'nın mol sayısı derişim çarpı hacim. Hacim 0,1 litre. 0,2 çarpı 0,1'den 0,02 moldur. 1 kat sayısında 0,02 girerse 1 kat sayısında 0,02 mol potasyum hidroksit tepkime girmelidir. Hacim 0,2 litre. Buradan 0,02 mol KOH gelir. Bu da doğrudur. Doğru cevap e seçeneği olur. Saf suya 7,34 mg kurşun 2 bromür katısı eklenerek 2 litrelik çözelti hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözelti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir, bir miktar daha kurşun 2 bromür çözebilir. pbbr 2 Pb artı 2 2 brom eksi 1. Saf sudaki çözünürlüğüne x diyelim. x bu da 2 xtir Kc 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. x çarpı 2x'in karesinden 4 x küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. 4'ler sadeleşir. x buradan 10 üzeri eksi 4 molar bu saf sudaki çözünürlüğüdür. Yani doygun çözeltisindeki çözünürlü 10 üzeri eksi 4 molardır. 7,34 mg 7,34 mg grama çevrilirse 734 çarpı 10 üzeri eksi 5 gramdır. Buradan mol eşittir. M bölü MA. MA'sı 367 mol 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'dir. Buradan derişim eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü hacim 2 litre 10 üzeri eksi 5 molardır. Saf suya 7,34 mg kurşun 2 bromür katısı eklenip 2 litrelik çözeltisindeki çözünürlüğü derişimi 10 üzeri eksi 5 molarmış doygun çözeltisinde 10 üzeri eksi 4 molar çözünüyor. Yani bir miktar daha kurşun 2 bromür çözebilir doğrudur. 2 çözeltideki iyonların çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'tir. Biz çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5 bulduk. Burası 10 üzeri eksi 5 ise bu da 10 üzeri eksi 5 bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. İkincisi burada 10 üzeri eksi 5 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesinden 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'tir. İkinci ifade de doğrudur. 3. 1800 mililitre su buharlaştırılır ise doygun olur. Üçüncü de hacim 2 litre yani 2000 mililitre. Bunun 1800 mililitresi buharlaştığında Hacim 200 mililitre o da 0,2 litre kalır. Derişim eşittir mol bölü hacim. Mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'ti maddenin. Hacim 0,2 oldu. Buradan 10 üzeri eksi 4 molar gelir. Doygun çözeltisinin derişimi 10 üzeri eksi 4 1800 mililitre su boğalaştırıldığında 10 üzeri eksi 4 doygun oldu. Birbirine eşit oldu. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevap E seçeneği olur. Aşağıdaki konjüge asit bas çiftlerinden hangisinde hata yapılmıştır? Burada hidrojen veren asit, hidrojen alan bazdır. Asitin hidrojen sayısı bazdan fazla olmalıdır. Asit HClO baz ClO eksi doğrudur. NH4 asit NH3 baz doğrudur. H2CO3 asit HCO3 baz doğrudur. H2O asit H3O baz yanlıştır. Burada asitin hidrojen sayısı daha fazla olmalı. Tam tersi olmalıdır. Hs asit S baz doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. X, Y ve Z elementleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? X, değerlik elektron sayısı 2'dir. Değerlik elektron sayısı 2 ise 2A grubu olabilir. Helyum olabilir. Y bileşiklerine farklı yükseltgenme basamaklarına sahip olabilir. Y bileşiklerinde farklı yükseltgeme basamana sahip ise B grubu yani geçiş metali olabilir. Yine A metal olabilir. Z hem asit hem de bas çözeltisi ile etkileşerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Z ise burada amfoter metaldir. Amfoter metal. amfoter metaller, alüminyum, kalay, kurşun, çinko, krom, berilyum bunlardan biri olabilir. Buna göre A. X toprak alkali metal grubunda yer alır. 2 A grubu olabilir ancak helyum da olabilir. Kesin değil. B. Y bir ametaldir. Ametal olabilir ancak B grubu yani geçiş metali de olabilir. C. Z bir geçiş metalidir. Geçiş metali olabilir ancak alüminyum bir geçiş metali değil, berilyum bir geçiş metali değil, çinko geçiş metali olabilir de olmayabilir de kesin değil. D. Y'nin oksitinin sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Eğer bir A metal ise olabilir fakat geçiş metali ise bazdır olmaz. E. X ile Z birbirine karşı asaldırlar. X ve Z X 2A grubu metali ise amfoter metalle tepkime vermez. Eğer X burada helyum ise yine amfoter metal ile tepkime vermez. Bu ifade kesin doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. Serbest pistonlu bir kapta T santigrat derecede 1 miktarı C3H4 gazı vardır. Bu kaba aynı sıcaklıkta gaz kütlesi 2 katına çıkana kadar SO3 gazı ekleniyor bu sistemdeki gazların özelliklerine ilişkin yargılarının hangileri doğrudur? C3H4'ün MA'sı 3 çarpı 12 artı 4 çarpı 1'den 40'tır. SO3 ise 32 artı 3 çarpı 16'dan 80'dir. Burada C3H4 gazı var ve kütle iki katına çıkıncaya kadar SO3 gazı ekleniyor. O halde burada 80 gram C3H4 gazı olsun. 1 molü 40 ise 80 grama 2 moldur. 2 katı çıkıncaya kadar yani 80'in 2 katı 160. O halde 80 gramda SO3 ekleniyor. Eklenen SO3 1 moldur. Buna göre Atom sayıları arasındaki ilişki C3H4 büyüktür. SO3 şeklindedir. Doğrudur. 1 mol C3H4 de 3, 4 daha 7. 7 çarpı 2, 14 mol atom vardır. SO3 ise 1 mol 4 mol atom vardır. 2. Kısmi basınçları arasındaki ilişki. C3H4 eşittir. SO3 şeklindedir. Yanlıştır. Mol sayısı büyük olanın kısmi basıncı büyüktür. Yani PC3H4 büyüktür. PSO3'tür. 3 öz kütleleri arasındaki ilişki SO3 büyük C3 H4 şeklindedir. Kütleler 80 gram 80 gram. Kütleleri eşit. Aynı kapta oldukları için hacim de eşit. D eşittir M bölü ve kütleler eşit. Aynı kap içerisinde hacimler de eşit olduğu için öz kütleler eşittir. Üçüncü ifade yanlıştır. Doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. Deniz seviyesindeki 200 gram suda 0,1 mol alüminyum nitrat çözülerek hazırlanan sulu çözeltinin kaynama noktası ve donma noktası kaç santigrat derecedir? Kaynama noktasındaki değişim kaynama noktası sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Alüminyum nitrat iyonlarına ayrıştırıldığında alüminyum artı 3, 3 nitrat iyonu verecek. Yani 1 3 daha i sayısı 4'tür. M ise molalite çözünen maddenin mol sayısı bölü suyun kilogram cinsinden kütlesi 200 gram 0,2 kilogramdır. Buradan 0,5 molal gelir. O halde kaynama noktasındaki değişim eşittir sabit 0,52 molalite 0,5 i'si tanecik sayısı 4. 4 çarpı 0,5 2'dir. 2 çarpı 0,52 1,04'tür. Su 100 derecede kaynıyor. Bu madde kaynama noktasını 1,04 derece artıracak. O halde bu 101,04 santigrat derecede kaynar. Donma noktası ise donma noktasındaki değişim eksi kd çarpı molarite çarpı tanecik sayısı. Eksi 1,86 molalite yine 0,5 tanecik sayısı yine 4'tür. Buradan 4 çarpı 0,5 2 2 çarpı 1,86 eksi 3,72 santigrat derece azalacaktır. Donma noktası su 0 derecede donuyor. Bu madde 3,72 azaltacak. Eksi 3,72 santigrat derecede donar. Buna göre doğru cevap B seçeneği olur. Tepkimeleri ve entalpileri verildiğine göre tepkimesinin entalpisi kaç kilo jüldür? İlk 3 tepkimeden sonuncu tepkimi elde edeceğiz. Amonyak 3. tepkimede girenlerde girenlerde fakat bunun katsayısı 1 bunun 2. Katsayısının 2 olması için 3. tepkime 2 ile çarpılır. NO gazı İkinci tepkimede girenlerde net tepkimede ürünlerde o halde ikinci tepkime kat aynı fakat bu ters çevrilmeli ki azot monoksit ürünleri geçsin. Birinci tepkimede su var. Su burada ürünlerde 3 mol burada ürünlerde 1 mol. O halde bu aynı kalacak fakat 3 ile çarpmalıyız ki suyun kat 3 olsun. Bu yapılan işlemler delta H'lara da uygulanır. Yani bunun delta haşı. 3 ile çarpılır. 3 çarpı eksi 286 olur. 3 çarpı eksi 286 eksi 858 kilojüldür. Bu ters çevrildi. Ters çevrilirse işaret değişir. Artı 140 kilojül olur. Bu da 2 ile çarpıldı. Delta H eşittir. 2 çarpı 46. Bu da 92 kilo jüldür. Bunlar alt alta toplanırsa bu reaksiyonun delta H'si bulunur. Eksi 858 artı 140 artı 92. Buradan eksi 626 kilo jül gelir. Doğru cevap C seçeneği olur. Tepkimesine göre sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen deney sonuçları yukarıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir hız bağıntısı k çarpı x çarpı y'nin derişiminin ikinci kuvveti. x'in hız etkisini bulabilmek için y'nin derişiminin sabit olduğu iki deney aralı birinci ve ikinci deneye bakalım. x'in derişimi iki katına çıkmış. Hız da iki katına çıkmış. O halde x hıza birinci dereceden etkilidir. Yani reaksiyon hızı eşittir. K çarpı x'in derişiminin birinci kuvveti. Y'nin hız etkisini bulabilmek için birinci ve üçüncü deneye bakalım. Birinci deneden 3'e gittiğimizde x'in derişimi yarıya düşmüş. x'in derişimi yarıya düşerse hız yarıya düşecektir. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacaktır. Bu etkiyi x yapacak. Y'ye baktığımızda y'nin derişimi 2 katına çıkıyor. Hız da 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e 4 katına çıkıyor. Bu etkiyi de y yapacaktır. O halde y hıza ikinci dereceden etkilidir. Çünkü derişimi iki katına çıkarıp Hız dört katına çıkıyorsa ikinci dereceden etkilidir. Birinci ifade doğrudur. 2. tepkime hız sabiti 0.02'dir. Herhangi bir deney aralığı alınabilir. Birinci deneyi alırsak hız 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir k çarpı x'in derişimi 0.2 y'nin derişiminin karesi. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 K çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1'in karesi 10 üzeri eksi 2. Iki. 2'ler sadeleşti 2. Eksi 3, eksi 3 gitti eksi 2. K buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da 0.02'dir. İkinci ifade doğrudur. 3 sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacmi yarıya düşürülürse tepkime hızı 2 katına çıkar. Hacim yarıya düşürülür ise... Derişimler 2 katına çıkacaktır. 2 çarpı 2'nin karesinden 4 çarpı 2 8 katına çıkacaktır. Üçüncü ifade yanlıştır. Doğru cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. 9,6 gram magnezyum katısı ile 2 molar 200 ml hidrojen klorür çözeltisinin tepkimesi tam verimle 20 saniyede gerçekleşmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Magnezyum katısının ortalama harcanma hızı 10 üzeri eksi 2 mol bölü saniyedir. Tepkimeyi yazarsak magnezyum artı 2 2 mol hcl magnezyum klorür ve hidrojen gazı. Burada magnezyumun mol sayısı m bölü ma'dan 9,6 bölü MA'sı 24 0,4 mol'dur. Burası 0,4 mol. Hidrojen klorürün mol sayısı ise derişim çarpı hacimden derişim 2 hacim litre çevrilirse 0,2 bu da 0,4 mol'dur. 2 kat sayısında 0,4 mol girerse bir kat sayısında 0,2 mol girer. Bir kat sayısında 0,2 mol H2 oluşur. Burada birinci olarak magnezyumun hızı mol bölü saniye harcanan miktar 0,2 mol bölü süre 20 saniye buradan 0,01 yani 10 üzeri eksi 2 mol bölü saniye gelir. Doğrudur. İkinci olarak hidrojen gazının normal koşullardaki ortalama oluşma hızı 4,48 litre bölü saniyedir. Burada hidrojenin miktarını litre olarak hacim olarak hesaplamalıyız. V eşittir mol çarpı 22,4'ten 0,2 çarpı 22,4. Bu da 4,48 litredir. H2'nin hızı eşittir. 4,48 bölü zaman aralığı 20. Bu da 0,224 litre bölü saniyedir. İkinci ifade yanlıştır. 3. HCl'nin ortalama harcanma hızı. 1 mol bölü litre çarpı saniyedir. Mol bölü litre derişimdir. Harcanan HCl'nin derişimi 2'dir. O halde R H, C, L eşittir. 2 molar bölü geçen süre 20 saniye. O da 0,1 mol bölü litre çarpı saniyedir. Üçüncü ifade de yanlıştır. Doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. Tepkimesinin 273 santigrat derecedeki derişimler cinsinden denge sabiti 0,25'tir bu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Aynı sıcaklıktaki kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti 11,2'dir. Burada Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n'dir. Kc 0,25 yani 1 bölü 4'tür. R değeri 22,4 bölü 273'tür. T mutlak sıcaklık 273 santigrat derece 546 kelvindir. Delta N ürünlerin katsayısı eksi girenlerin katsayısı. 1 1 daha 2 ürünlerin katsayısı 2 eksi 1'dir. Bunlar birbirini götürür. Buradan 11,2 gelir. Birinci ifade doğrudur. 2 geri hız sabiti ile ileri hız sabiti arasındaki ilişki KG eşittir 4 çarpı KI'dir. KC ifadesi eşittir ileri hız sabiti bölü geri hız sabitidir. KC 0.25 yani 1 bölü 4 idi. Buradan içler dışlar çarpımından KG eşittir 4 çarpı KI'dir. İkinci ifade doğrudur. 3. PCL 3'ün derişimi çarpı CL 2'nin derişimi büyüktür. PCL 5'in derişiminden. KC eşittir. Ürünlerin derişimi PCL 3'ün derişimi çarpı CL 2'nin derişimi bölü girenlerin derişimi eşittir. 1 bölü 4'e. Buradan yine içler dışlar çarpımı yapılırsa PCL 5 eşittir. 4 çarpı PCL 3 çarpı CL 2. Dolayısıyla 3. ifade yanlış olur. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Eşit mol sayıla X ve Y maddelerinin %50 verim ve tepkimeleri sonucu kaptaki maddelerin toplam mol sayısı 1 bölü 3 oranında azalıyor. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A seçeneğinde X 2Y 2Z Eşit mol diyor. Büyük olana göre alıyoruz. 2, 2 mol. Ve 50 verim diyor. Sınırlayıcı olan maddeye göre 50 verim almalıyız. Burada sınırlayıcı madde, tükenecek olan madde Y'dir. O halde bunun 50'si tepkimeye girecek. 2 kat sayısına 1 girerse 1 kat sayısında 0, 5 girer. 2 kat sayısında 1 oluşur. Son durumda 1,5 arttı. 1 mol arttı 1 mol oluştu. İlk durumda 4 mol madde vardı. İkinci durumda 1, 2, 1,5 daha 3,5 mol madde oldu. A seçeneği olmadı. B seçeneğinde 2x, 3y, z eşit mol diyor. Yine büyük olan katsayısı büyük olana 3, 3 mol alalım. Sınırlayıcı madde yine burada y'dir. 3 katsayısında Tabi yüzde elisi tepkimeye girecek. 3 kat sayısında 1,5 tepkimeye girerse 2 kat sayısında 1 mol tepkimeye girecek. 1 kat sayısında 0,5 oluşacaktır. 3'te 1 girdi. 2 mol arttı. 3'te 1,5 girdi. 1,5 mol arttı. Buradan 0,5 mol oluştu. İlk durumda 3, 3 daha 6 mol madde var. İkinci durumda 1 buçuk 0 5 daha 2 2 daha 4 6'dan 4'e düştü 1 bölü 3 oranında azaldı B seçeneği olur C seçeneği 2x artı y z'dir eşit molde 2 2 mol aldık burada sınırlayıcı madde olan x'dir %50'si 1 girdi 2'de 1 girerse 1'de 0,5 girer. 1'de 0,5 oluşur. 2 eksi 1, 1 arttı. 1,5 arttı. 0,5 oluştu. İlk durumda 2, 2 daha 4. İkinci durumda 0,5, 1,5 daha 2, 1 daha 3. Bu da olmadı. D seçeneği x artı 3y 2z 3 mol 3 mol aldık. %50'si 1,5 tepkimeye girdi. 1 de 0,5 tepkimeye girdi. 2 de 1 oluştu. Burada 2,5 arttı. Buradan 1,5 arttı. Burada 1. İlk durumda N1 6 mol. İkinci durumda 2,5 artı 1,5 artı 1'den 5. Bu da olmadı. Son olarak E seçeneğine bakalım. 2x artı 5y 2Z. 5 mol, 5 mol alalım. Sınırlayıcı madde Y'dir burada. Bundan %50'si 2,5 girer. Bir kat sayısına 2,5 girerse, 5 kat sayısında 2,5 girerse, 2 kat 1 girecek. 2 kat 1 oluşacaktır. Buradan 2,5 arttı. Buradan 4 arttı. Buradan 1. İlk durumda 10'dur. İkinci durumda 4, 5, 2,5 daha 7 buçuktur. Bu da olmadı. Doğru cevap B seçeneğidir.